İsmet! Yengem! Dışarı mı çıkıyorsun canım? Evet, dışarı çıkacağım. Haydi bakalım, iyi eğlenceler. Allah Allah ya. Kız böyle. Romantik romantik aşk şarkıları dinleyip hayallere dalıyorum İsmet. Seninden ben ayrılmam, ne de benim sana darılmam, ne aramamam ne de sormamam. Mesele şu ki hala bitmedi sevda. Mesele ne senin benden ayrılmam, ne de benim sana darılmam, ne aramamam ne de sormamam. Mesele şu ki hala bitmedi sevdam. Evet, çok nadide özel bir şarkıdır. Ben de çok severim bu şarkıyı. Sen parfüm mü sürdün? Sürdüm biraz. Ay, çok güzelmiş İsmet. Kalite. Dışarı mı çıkacaksın? Arkadaşlarla az takılalım diyorduk da. Hepsi erkek ama. İyi git. Hadi güle güle. Görüşürüz İsmet. Güle güle. Allah Allah ya. Ya böyle şansın içine tüküreyim arkadaş. Ya geldiğimden beri bir el alamadım ya. Harbiden aşkla mı kazanacağız, ne olacak? Hadi yine iyisin desene. He, iyiyim. He. Şeytanınız bol olsun gençler. Sağ olasın. Sağ ol ha. İsmet, oğlum Fazıl Bey seni böyle görmesin. Allah Allah, sana ne ya? Sana ne birader? Sen bekçi misin benim? Git az ötede dur ya, Allah Allah. Kazanıyor musun bari?
Evet kazanıyorum. Bayağı kazanıyorum. Bak çevrem çil çil parayla dolu. Ya İlyas Allah aşkına git başımdan. Sinirimi senden çıkaracağım şimdi ha. Anladım, kaybediyorsun. Zaten bu çakallarla oynayıp kazanmanın mümkünü yok. Ne oluyor lan? Bırak. Oğlum kafa kola alıyorlar lan seni, yoluyorlar, görmüyor musun? Ne lan? Bu ne? Hile mi yapıyorsunuz lan siz? Ha? Hile mi? Ha? Lan ver lan paramı! Ver lan paramı! Tamam, tamam. Tamam, kurtulduk. Sayende kurtulduk. Ulan ne biçim dövüşüyorsun oğlum sen ya? Ya bir ara bir baktım, iki adam aynı anda pataklıyorsun ha. Bruce Lee misin mübarek ya? Sen de hiç fena değilmişsin ha. Adama bir çaktın, Allah'a şaştı. Ya yok, gözüm döndü. Ben gözüm dönünce çok fena olurum. Şerefsizlere bak ya. Ulan kumarda hile yapmak ne demek artık ya? Of. Sağ olasın. Sağ ol İlyas. Vallahi sayende daha fazla söğüşlenmekten de kurtuldum. Ya bunlar böyledir. Senin gibi zengin bebesini söğüşlemeye çalışır hep. Yolarlar adam. Sen bunlardan uzak dur İsmet. Hatta en iyisi sen hiç kumar oynama. Ya bu kumar meselesi aramızda kalsa olur mu? Babam duymasın. Allah belamı versin, en son evlatlıktan reddedecek ha. Tamam tamam, aramızda. Sen merak etme. Hadi. Eyvallah vallahi. Pembe. Hı. İsmet, aranızda ne var sizin? Ne gibi ne var abla? Pembe. Lafı yuvarlamadan söyle bana. İsmet'ten mi hoşlanıyorsun sen? Yok ya. Ne hoşlanacağım ya o hayvandan? O öyle zannediyor ama. Ablacığım, bak fark etmeden çocuğa umut mu verdin? O yüzden mi hoşlanmaya başladı senden? Kız, kim kimden hoşlanıyor bakayım? Ben İsmet'ten hoşlanıyormuşum. Yani ablam öyle söylüyor. Yok artık yani, aa. Ayol buna ben bile yabancı halimle gülerim ya, olur mu öyle şey? Anam artık bunların arasındaki böyle ölüm oyunu gibi bir şey oldu değil mi Pembe? O ona gaz katıyor, öbürü öbürüne gaz katıyor. Yok anam, bunlardan aşk çıkmaz, yok. İkna oldun mu abla? Pembe, bak bundan sonra İsmet'ten uzak duracaksın. O kadar söylüyorum, tamam mı? Yok canım, sen merak etme. Ben zaten İsmet'in yengesi olaraktan duruma el koydum. Sen hiç meraklanma. Hmm. Uzak durun bakayım birbirinizden. Ha, ilişme çocuğa, yılışma, yılışma. Kardan adam mı yapmış bunlar? Rezillik. Yok anam yok. Herkes deli burada. Şuraya bak. Aa. Ay bunlar kardan kadın yapmışlar. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bu birine benziyor ya. Ay bu... Ay yeşil yeşil gözle koymuşlar. Bu benim ayol. Ay her şey de ortada. Tövbe yarabbim. Bindim. Hale bak. Buyurun hanımım.
Maşallah. Sesiniz sabah sabah pek bir gür. Neşeniz yerinde herhalde ha? Çok. Nasıl neşeliyim? Böyle şıkır şıkır oynayacağım. Yık şunu yık. Bak. Rezillik ayol. Rezillik Allah canımı alsın. Yık şunu yık. Ben kendimle maytap geçirtmem. Şimdi ne oldu ki hanım? Ben anlamadım vallahi. Ne demek istiyorsun? Kime benziyor kız bu? Bir bak, bak. İyi bak. Tanıyamadın mı hala? Ben bunu çıkaramadım. Böyle nadan bakıyor. Yani böyle bir çakarım, bir de yer çakar hesabı. Abo. Abo. Bu sizsiniz ya. Ana. Kim yaptı bunu hanım? Hangi edepsiz? Hangi edepsiz olacak? Bu Hasibe cadıları yapmıştır. Ama ben kendimle maytap geçirtmem. Onlar dönsünler de kendi şi... Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Yık şunu yık. Öç şunu da. Hadi. Tamam tamam hanım. Sinirlenme. Ben yıkarım. Ana. Aha. Ne oluyor ya? Çok güzel. Aa, karda kadını yıkıyorlar. Allah! Yok yok, bu böyle olmayacak. Dur. Çekil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Çok güzel. Ya Refike Hanım ya, yıkmayaydınız. Ne zararı vardı size? Orada öyle sessiz duruyordu ya garibim. Ben evimde böyle sulluklar istemiyorum. Duydun mu? Siz utanmıyor musunuz mu he? Kalkmışsınız bir de bana benzetmişsiniz. Şuna bak. Şişmanlığı bile aynı kör olmayacak şeyler. Paralarım vallahi size. Sen niye gülüyorsun kız? He? Sen niye gülüyorsun? Ya Refike Hanım hiç olur mu öyle şey? Niye size benzeteceğiz? Size öyle gelmiştir o. Kız Hasibe, Kur'an çarpsın. Seni burada böyle kazık gibi bağlarım. Sabaha kadar donar kalırsın he. Vur, vur kızım vur. Vur, aferin. Terbiyesizler be. Ne gülüyorsunuz he? Yeter, ninja kaplumbağa. Yeter, oldu. Anam ya. Gel. Hadi gel. Gel. Hanım kapı çalıyor. Dur bakacağım. Dur. Lan seni ya. Anam. Kalkacağım gitti. Buyurun. Hasibe Yılmaz'la görüşecektik. Buyurun. Benim. Eşinizin ölümüyle ilgili bizim de karakola gelmeniz lazım. Ama biz ifademizi vermiştik annemle. Annenizin ifadesini yalanlayan bir tanık ortaya çıktı. Koş kız yukarıya haber ver. Tamam abla. Anne ne diyor bunlar? Hasibe anne. Ne oluyor? Babacığım, senin son magazinsel gelişmelerden herhalde haberin yok. Flash. Benden duymuş olma ama. İsmet'le Pembe birbirlerine yürüyorlar. Nerede yürüyorlar? Ovada. Baba ilahi ya. Ya kızım sen de babamın anlayacağı dilden söylesene şunu ya. Babacığım, şimdi yürümek günümüz Türkçesinde hoşlantı manasına geliyor yani. Hani İsmet'le Pembe birbirlerinden hoşlanıyorlar manasında. Hoşlanmasınlar efendim. Duydunuz mu? Ben hayatta olduğum sürece asla olmaz bu iş. Yani Safiye, Mavi ile elti olmak yetmedi galiba sen gülüm. Bir de Pembe ile mi aynı soyadını taşımak istiyorsun yani? Allah Allah ya. Ben aşk kazansın istiyorum Cemal. Ayrıca Pembe ile Mavi bir mi? Vallahi Pembe haddini hududunu bilen bir kız. Ah benim saftirik gelinim. Kız seni de mi kandırdılar bunlar? Haydi ben safım anneciğim. İsmet'e ne demeli? Vallahi yarın öbür gün o da abisi gibi getirirse ben bununla evleneceğim diye şaşırmayın yani. Değil mi babacığım?
Vallahi ben karışmam. Kim ne yaparsa yapsın. Ha, ben karışırım Fazıl Bey. O hasibenin bir kızı daha bu eve gelin olarak çok ağır gelir. Bakın bir şey diyeceğim. Benim oğluşumla o pembenin ismini aynı anda anmayın. Vallahi hepinize bozuşurum he. Cemal hadi çıkalım, şoför bekliyor. Fazıl Bey, Refika Hanım koşun, polisler geldi. Hasibe teyzeyle konuşuyorlar. Allah Allah, gene ne oldu acaba? Ne olacak Fazıl Beyciğim? Yani bu insanlar buraya geleli beri ilahi maşallah ambulanslar kapımızda, polis arabaları kapımızda. Hadi gidelim, gidelim. Kör olmayasıca şeyler. Komşunuz Melahat Hanım size o gece evinize gelen birini gördüğünü söylemiş. He, söylediydi memur bey. Siz de ona damadım aldır demişsiniz. Nasıl? Hasibe anne. Öyle mi demişim? Memur bey, ben o gece evdeydim. Evet, evet. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Hani o gece evdeydi. Yani geçmiş gün ne desem ki şimdi? Ben iyi hatırlıyorum. Ali evdeydi. Ben de şahidim. Oğlum o akşam evdeydi. Siz bizle bir merkeze kadar gelin, bir de orada konuşalım Hasibe Hanım. Burada konuşsak? Olmaz hanımefendi. Soruşturmanın selahiyeti açısından elbette görüşmemiz lazım. Buyurun. Aa, resmen cayır cayır tutukluyorlar kadını ya. Hayır canım, olmaz öyle şey, ne hakla? Lütfen zorluk çağırmayın hanımefendi. Buyurun gidelim. Mavi. Anne. Buyurun. Ana, anne. 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 Buyurun hanımefendi. Anne. Ya yaşlı başlı kadın yazıktır, günahtır yani. Dün akşam ne yediğini bilmeyen bir insan kendisi. Ne bilsin o gece kim gelmiş, kim gitmiş ya? Yani ben telefonumu alayım, karakola gideceğim. Ben de sana geleyim abi. Tamam. Ben seni bırakayım. Ali, belgede yetkililer gelecek o. Baba, ben bu durumda gelemem herhalde. Ali sen işlerine bak. Ben bir şey olursa sana haber veririm. Emin misin? Hı hı. Abla, dur ben de çantamı alayım, geleyim seninle, tamam mı? Tamam, çabuk. Anamla benim çantamı da al, ben de. Baba, ya ben bir şey unuttum. Siz gidin de ben yetişirim size. Tamam. Geç anne. Geç içeri, geç. Ben söyle, ne oldu? Bana bak Cemal. Bu Hasibe senin orada olduğunu biliyor mu o gece? Yok, nereden bilecek ne? Cemal doğru konuş. Doğru konuşsa ben ona göre davranayım. Ya bilmiyor anne. Bir ben biliyordum, bir de Fatma biliyordu. Bir de Mahmut amca biliyordu ama o aramızda değil maalesef. Bunlar senin hassasın. Ne biçim konuşuyor? Yok. Polis bu işin peşini bırakmayacak. Mahmut'u kimin öldürdüğünü buluncaya kadar bu işi eşeleyecek. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbi. Allah seni ne yapsın? Bir de mazlum mazlum duruyor karşımda. Anne niye vuruyorsun içine şimdi ya? Çek git karşımda. E sen çağırdın. Şimdi de gönderiyor mu lan? Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Ne çileri başım var bilmiyorum ki. Yok. Yok, izin vermeyeceğim. Bir oğlumun daha hapse girmesine izin vermeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım Cemal'ı. Sizin bizden sakladığınız bir şeyler var Hasibe Hanım. Yok çocuğum. Ne saklayabilirim ki ne? Ben şeffaf bir kadınım. Hak et bak. O gün damadım geldi sandıydım. Demek günleri şaşırmışım. Hasibe Hanım, sakladığınız şey her neyse kocanızın katilini yakalamak için bir ipucu olabilir. O gece evinize biri gelmiş ama bu Ali Göreçki değil. Kim geldi? Doğru söyleyin.
Şu an böyle susarak siz de şüpheli duruma düşüyorsunuz. Ne? Benden şüpheleneceğiniz yani. Af buyur da ben kocamı niye öldüreceğim yavrum ya? Allah Allah, petrol zengini derdi ki bu rahmetli. Sarhoştu, tembeldi. Ama gözümün nuruydu tabii. Kocamdı o benim, kocam. Tamam o zaman, doğru söyleyin. O gece evinize gelen kimdi? Yoksa sizin hakkınızda işlem yapacağım. Hapse mi atacağınız diyorsan? Kimin geldiğini söylersen atmayız. Tamam. Söyleyeceğim. Bunca zaman kendimi korumak için sakladıydım ama... artık mecbur söyleyeceğim. Cemal, şu anda elim ayağım titriyor. Ya anam o gece bahçede olduğumuzu gördüğünü söylerse? Otobet dik etme kız. Bir şey söylemez, merak etme. Hasibe dirayetli karıdır ya. Susar yani. Ya susmazsa? Polis vallahi beşlik simit gibi abini buradan alır da hapse koyar. Yok anam yok. Ben böyle bekleyemem. Bekliyoruz hala Ali. Yok, sorgu da hala. Yani avukatlık bir durum yok şu anda. Tamam, ben sana haber veririm. Görüşürüz. Pembe yengem nerede? Bilmiyorum ki. Tuvalete gitti herhalde. Evet Hasibe Hanım, sizi dinliyorum. O gece evinize gelen kimdi? Fikri'ydi. Fikri Düzgün. Kim bu? Tanıdık mı? He ya, tanıdık. Bu bir vakit benim gelinim Fatma'ya talip olduydu. Sonra torunumu istemeyip vazgeçtiydi. Artık ne olduysa aşkı depreşmiş. Fatma'nın etrafında dolanır oldu kedi gibi. O gece de Fatma'yla konuşmuşlar dışarıda. Sonra? Sonra... Fatma buna işte sen git, hani git, babam gelir şimdi seni görmesin, kalbine inmesin demiş, eve girmiş. Sonrasını da Allah bilir. Mahmut Bey eve geldiğinde Fikri denen şahıs hala bahçedeymiş o zaman. Vallahi çocuğum şimdi kimsenin günahını alamayacağım yani. Ola da bilir, olmaya da bilir. Fikri'nin adresini biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum da. Tapu Kadastra'da çalışıyor. Memur kendisi. Tamam. Bir de Fikri Bey'le görüşelim o zaman. Görüşün, görüşün. Benimle işiniz bitti mi? Gidebilir miyim? Tamam. Gidebilirsin. Sağ olun. İyi günler. Ya anne, Allah aşkına insan kocasının öldürüldüğü geceyi hatırlamaz mı ya? Yani bir nevi özel bir gece. Bence bu Hasibe biliyor ama bilmiyorum diyor polise. Saçmalama Safiye. İnsan kocasının katilini bilip de saklar mı? Olur mu hiç böyle şey? O da doğru aslında. Aman bulsun artık canım şu katili, vallahi biz de rahatlayalım. Rahatlayalım ha? Evet anne. Yani böyle her gün konağa polisler mi gelsin? Bulsunlar, yakalasınlar, tıksınlar içeriye mis. Hasibe ile konuştum şimdi. Polis salıvermiş. Yoldaymış. Eve geliyormuş. Ne anlattı acaba? Annem sen niye bu kadar alakadar oldun? Affedersin. Hayır, boşuna stres yani. Bizi ilgilendirmeyen olaylar. Ah kızım. Bal gibi de ilgilendiriyor. Yani aynı çatının altındayız yavrum. İlgilenmemek olur mu hiç? Değil mi? Ya anne, madem o gece eve gelen Fikri'ydi, niye Ali diye söylüyorsun? Ne yapaydım? Gelinim elin hereflerinin haşra fişne ediyor diye ortalığa mı dokuleydim? Saklayabildiğim kadar sakladım işte. Ya belki o adam babamı öldürdü. Ya sen bunu nasıl polise söylemezsin anne? Yengeme bak sen. Geceleri Fikri'yle bahçede sohbet muhabbet. Konumuz o değil Pembe.
Anne. Anne. Bak, o gece babam bahçedeyken Fikri'nin orada olmadığına emin misin? Ya belki karşılaştılar, belki kavga ettiler. Of! Ne? Artık orasında polis ortaya çıkaracak. Mavi. Eğer bu Fikri suçsuzsa polis ispatlar mı? Hı anne. Yani ben şimdi öyle dedim diye adam yoluna gitmesin diye diyorum. Ya ya masum bir insanın vebalini almak yani gerçekten hiç istemeyeceğim bir şey. Anne sen gerçekleri polise anlatmışsın. Niye vebal alasın ya? Annem ne bileyim bilmiyor mu? Ben günahtan çok korkarım ya. Ya yengem niye bizi bırakıp gitti ki? Ne işi varsa artık. Ona da soracağım zaten. Al işte bak. Elin herifleriyle konuşması başımıza ne işler açtı. Görüyor musunuz? Haksız mıyım ama ya? Haksız mıyım? Fikri düzgün. Evet benim. Bizim de karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Hayırdır memur bey, bir durum mu var? Mahmut Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili ifadenize başvuracağız. Kim? Bizim de gelin Fikri bey. Ama bir dakika memur bey, bir durun. Nişanlımın kayınbabası Mahmut bey'den mi bahsediyorsunuz? Ya onun ölümüyle benim ne alakam olabilir ki? Ama memur bey, bir dinleyin iki dakika. Yok, bir de tutuklayacaklardı. Polise ne anlattın? O gece gelen Fikri'ydi dedim. Gelinimin adı çıkmasın diye hiçbir şey diyemedim dedim. Oh, Allah'ıma şükürler olsun. Ne şükür lan? Masum bir adamın adını veriyorum, sen buna mı seviniyorsun? Ben o manada demedim. Hangi manada diyorsun? Cemal'la sizin adınızı vereceğim diye korktun da kaçmalara kalktın değil mi? Ya yok, ben dolabı düzeltiyordum. Yok ya, bu çanta ne? Eskileri falan koyayım dedim işte. Yalancı, yalan konuşma. Her şey ortada işte, ha kaçıyordun. Kız, sen niye böyle panikledin ya? Yoksa siz mi Mahmud'uma bir şey yaptınız? Doğruyu söyle bana, doğruyu söyle. Ağzını açık ana, kulağın duysun ana. Ben Mahmud babama, öz babam gibi seviyordum. Hı. Hasibe. Efendim. Geldin mi canım? Ha geldim canım, geldim. Polis sağ olsun nazikçe bazı sorular sordu. Onların cevabını verdim, geldim. İyi tamam yeter. İnsaniyet namına soracaklarım bitti. Sevda geldi konakta. Şu kızın yanına git de hocasını bir güzel fitle, ayrılsınlar şu itten. Ay Safiye, ay Safiye. Vallahi hiç havamda değilim ha. Ay. Öyle mi canım? O zaman havaya gireceksin Hasibe. Kusura bakma ama noterde yaptığımız kapı gibi anlaşmayı hatırlatırım. Vallahi ben üzerime düşeni yaptım. Kızın şu anda İsmet'le kafede. Sen de üzerine düşeni yapacaksın. Haydi canım yürü. İyi tamam, tamam geliyorum. Dur geliyorum. Yürü. Seninle daha konuşacaklarım bitmedi bilesin. Yürü. Geliyorum yürü. Ben Fatma'yı falan görmeye gitmedim o gece memur bey. O zamanlar biz Fatma'yla görüşmüyorduk bile. Bunlar hepsi yalan, hepsi iftira. Mahmud'un ölümüyle benim bir alakam yok. O gece neredeydin peki? Seni gören biri oldu mu? Yok. O gece ben tek başımaydım. Bir tepede iki tek attım, ondan sonra da eve geçtim. Nasıl inanacağız sana? Yanında kimse yokmuş. Daha bilmiyorum. Ben mazlumum memur bey. Tamam git. Ama örgütten ayrılma. Soruşturma devam ediyor. Çağırdığımızda tekrar geleceksin. Tamam. Sürekli senin söylediklerini düşünüyorum Hasibe teyze. Gerçekten İlyas beni sevmiyor mu acaba? Ya iyi de öyle olsa neden benimle evlenmek istesin ki? Uf, hiçbir şey anlamıyorum.
kocasızım diye. Ne zamandır peşimde dolanıyordu. Ama ben olmaz dedim. Anam. Sen beni biliyorsun. Ahmet'im öldüğünden beri bir erkeğe selam bile vermedim. O gece evin önüne gelmiş. Çöp dökmeye gidince geliverdi yanıma. Sizi gripte mi düştü yoksa? Yok anam. Cemal'ı tersleyip evine yolladım. Babamın düştüğünü öğrendim. Olur mu öyle şey? Hasibe teyze sen beni dinliyor musun? Ne? Yo, dinliyorum yavrum. İlyas diyordum. Evet. Hı. Aklım çok karışık benim. Gerçekten İlyas'tan boşansam mı acaba? Hani beni sevmeyen biriyle yapamam ki. Eğer ben yanarsam sen de yanarsın. Akıllı ol. Ne konuşuyorsunuz? Ya çok geçmiş olsun diyorum Nasibe teyze. Yani büyük... Sen mi öldürdün kocamı? O gece Fatma'yla seni Mahmut Kordi'den kavgaya mı tutuştunuz? Sen mi bir şey yaptın? Söyle iflis! Ya dur bir üstüme sıçrama ya, Allah Allah. Ben bir şey yapmadım. Mahmut amcayı görmedim bile ya. İlk doğruyu diyeceğim bana! O bir şey yapmadı. Babam gelmeden gittiydi o. Babama bir şey yapsa ben hiç durur muyum ona? Ana, ana kurbanın olayım, doğruyu söylüyor. İnanmıyor musun bana? Madem yalan söyledim, öleyim ben, öleyim, öleyim. Fatma. Yapma kızım. Babam bildim ben onu. Biliyorum annem. O da seni evladı bildi. İnanıyorum ben sana kızım. Suçlu olmayaydı, kaçmalara kalkmazdım. Vallahi da billahi da bunlar yaptı. Sibet teyze sen beni dinlemiyorsun. Dinliyorum kızım. Dinliyorum. Sevda ya. Benim başıma feci bir ağrı girdi yavrum. Ben az yatıp dinleneyim he mi? Sonra ben bir ara uğrarım, sana konuşuruz, olur mu anne? Olur. Hı. Hadi bakalım. Hadi annem utandı, sakladı, söyleyemedi diyelim. Sen nasıl söylemezsin böyle bir şey yenge? Ya ben Fikri'den hiç şüphelenmedim ki ne? Anam sus deyince de sustum işte. Siz böyle yaparak belki de babamın katilini sakladınız. Ya yok, o yapmamıştır kız. Nereden biliyorsun? Sen eve girdiğinde hala bahçedeymiş. Yenge, annemin anlattıkları doğru değil mi? Öyle tabii, doğru. Da ne bileyim, konduramıyorum ben Fikri'ye. Yani iyi bir insanım. Ben artık bu hayatta herkesten her şeyi beklerim. Dünya iyisi Ali bile abimi öldürdüğüne göre. Ay, Hasibe o gece gelen Fikri'ydi mi demek? Ay aman Allah'ım. Ayol iftira atmışlar adama. Ne olur atmışlarsa?
İyi fikir. Yok canım sende. İyi de Fikri'nin üstüne atarlarsa Fikri'ye hapse atarlar. Cemal'im kurtulur. Bir masum yanar. Üf, yanarsa yansın. O kadarına da uğraşacak halim yok Allah aşkına. Ay günah ayol. Ay boş geçme Refika. Sen bir düşünce. Hala sana kırgınım İsmet. Arada yengen olmasa buluşmazdım seninle. Ya yengem... ...seninle ilgili bir şeyler dedi bana. Yok sen... ...benim aşkımdan yemeden içmeden kesilmişsin de... ...efendime söyleyeyim Leyla'ya dönmüşsün de falan filan. Kız itiraf et kız. Doğruyu söyle. Allah aşkına ya bak dalga geçmeyeceğim ha. Hadi bir oradan. Sen beni rezil etmeye yer arıyorsun. Ya yok. Pembeciğim. Bak şimdi kavgayı sen başlattın. Ben de misilleme yaptım. Yoksa bir genç kızın duygularıyla oynamak benim tarzım değil. Öyle mi diyorsun? Pembe hadi ya. Bırak şunları. Hadi bak gerçekleri konuşalım. Kız bana aşık mı oldun lan? He. Çok mücadele ettim kendimle. Ama sana aşık olmamayı başaramadım İsmet. Kendini suçlama. Çok karizmatiyim. Hepsi bu öldürücü cazibenin suçu. Ya vallahi pembeciğim bak kusura bakma ama yani... ...gene de bir kuşkum yok değil. Geçen seferin rövanşını almaya çalışmıyorsun değil mi? Ha çünkü en son sefer çok kızgındın. Biz ayrı dünyaların insanı izledin. Sen okusun dedin. Öküzün konusunda hala aynı fikirdeyim. Öküzsün İsmet. Ama ne yaparsın ki insan aşık olacağı kişiyi seçemiyor. Dion. Bana inanmaman da ayrı koyuyor. Madem bana inanmıyorsun, ben de aşkımı kalbime gömer giderim. Dur kız, dur, dur gitme. Dur, özür dilerim ya. Nereye gidiyorsun? Tamam inanıyorum. Geç otur hadi. Hadi kız. Anlat bakalım. İlk olarak ne zaman başladı bu hoşlantı? Evet. İşte sonra da hastanede başımda ağlaşınca bir hoş oldu içim. Dedim bu çocuk hakikaten beni önemsiyor. Evet. Ben de orada anladım sen ne kadar... ...önemsediğimi. Ölsen çok üzülürdüm kız. Ben de kahrımdan ölürdüm herhalde. Hayır. Yani bugün... ...bir partneri kolay bulunmuyor sonuçta. İsmet. Ha. Sen de bana karşı boş değilsin değil mi? Balon alayım mı kız? Balon istiyor musun? Al İsmet. Dur baloncu bekle. Balon alacağım deyince bir tane alacaksın sandım deli. Ya öyle coşa geldim. Almışken hepsini alayım dedim işte. Safiye abla söyledi. Benim için evlenilecek kız demişsin annene. Tam diyemedim. Tam diyecektim annem ağzıma patlattı bir tane. Niye ki? Beni istemiyor mu yoksa? O zaman bu ilişki başlamadan biter İsmet. Benim için annenin karşısına geçmeni istemiyorum. Refika teyze okey demezse bu ilişki olmaz. Net. Ya dur kız. Hemen öyle vaz mı geçeceğim benden? Bir yolunu buluruz. Sen ver bakayım şeyini. Ver.
Bizde bu el bir kere tutuldu mu, bir daha bırakılmaz. Ya Fikri Bey, bir durun Fikri Bey. Ben bırak dur sana, bırak Asi Bey'i göreceğim. Bırak Fikri Bey, Fikri! Fikri Asime teyze! Destosuz girelim diye mi? Bir haber veririm dedim ya. Bırak etin sana! Asime teyze! Ya olur böyle şey ya! Bir haber veririm ya! Yapmayın çok hayvanlar! Aa, yeter be! Asime teyze! Ne oluyor? Ne oluyor? Fikri Bey! Ne bağırıyorsun? Bir utanmadan soruyor musun? Bana iftira atmışsın. Mahmut amca öldüğü gece Fikri bahçedeydi demişsin. Niye inkar ediyorsun? Ha? Bir de beni mi suçlu çıkaracaksın? Evimin etrafında dolanıyordun ya işte. Ayıp be, ayıp! Hadi gelinimi koruyayım diye ses etmedim ama sizin rezilliğiniz ortak olacak diyelim. Giren! Derdini polise anlat, giren! Yalancı! Şeytansın sen, şeytan. Ulan kadın olmasan var ya ben sana ne yapacağımı çok iyi bilirdim. Ne yapacaksın lan? He, döveceğim mi, ne yapacaksın? Lan ne istediniz benden ya? Ben ne yaptım lan size? Ayol ne oluyor? Ha? Deliler mi bastı bu evi? Ayırsana şunları, kör olmayacak. Fikri Bey, Hatteri Bey. Ha? Bacım sen şöyle, şöyle arkama siper ol. Oğlum sakin ol biraz, ne oluyorsun, ne bağırıyorsun ayol, bütün ev ayağa kalktı. Refika Hanım siz beni tanıyorsunuz, bu kadın yalan söylüyor. Yavrum gel, gel sen biz bir konuşalım, yürü hadi. Hadi geç, geç önüme. Hadi siz de mutfağa be. Tövbe yarabbim ya. Aa. Geç oğlum geç, kapıyı kapat. Heh, otur şöyle bakayım. Refika Hanım bari siz bana inanın. Vallahi delireceğim. Bizim o zamanlar Fatma ile aramızda bir şey yoktu ki. Ben gece vakti onların evine niye gideyim? Bunların hepsi yalan. Yavrum ben sana inanıyorum. İnanmaz olur muyum Fikri Bey? He? Ama bu Hasibe cadısı kalkmış böyle bir ifade vermiş işte. Fatma da kalkmış aynısını söylemiş. Ne yapacağız şimdi? Allah'ım ben nasıl bir kumpasın içine düştüm böyle? Niye bu kadar korkuyorsun ki yapmadığın şey için? Nerede olduğunu ispatlarsın o gece. İki de şahit bulursun. Olur biter gider. Şahidim yok ki. O gece tek başıma dolandım. Eve de geç gittim. Ay. Ay yandın sen oğlum. Ay yandın sen oğlum. Yok yok. Sen büyük bir belaya girmişsin. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Avukat. Evet ben bir avukat tutmam gerek. Allah Allah. Avukat ne yapacak sana ayol? İki kişi aynı şeyi söylüyor. He? Onların karşısında da sen. Hanginize inanacak şimdi emniyet? Tabii ki bunlara. Yok anam. Senin yerinde olsaydım kaçardım. Nasıl ya? Bir suçlu gibi kaçacak mıyım yani? Oğlum başka çaren var mı Allah aşkına? He? Biz en iyi avukatları tuttuk. Ne oldu Halime? He? Hapis. 12 yıl. Yok. Yok Fikri Bey. Mümkünatı yok, sen bu işten sıyrılamazsın. Allah'ım bunlar nasıl geldi benim başıma? Ah dur be çocuğum. Ay ay ağlama. Aa içim fena oldu vallahi. Yok ben bu hasibelerin ne yılan ne çıyan olduğunu bilirim. Abi çocuğum keşke seni kurtarabilseydim. Bak ne geldi aklıma. Seni kurtarmak için sana ben bol para vereyim. Ha? Kaç git. Para mı? Ha? Para. Çok para. Ürgüp'ten de kaçarsın. İstersen yabancı ülkelere kaçarsın. Kimse seni bulamaz Fikri Bey. Ne polis peşine düşebilir ne bir şey. Ha? Başka yolun yok. Aksi takdirde parmaklıklar arkasındasın. Artık karar senin. Bak çabuk karar vermek lazım böyle şeylerde. Pat diye geri verirler. Anladın? Ne diyor? Peki tamam. He? Akıllı adamsın. Kolay gelsin. Oğlum neredesin sen?
Ben bu yaşta işimin başındayım. Sen sağda solda geziyorsun maşallah. Baba, vallahi önemli bir işim vardı, ondan geç kaldım. Yemin ederim bak. İsmet'im kardeşim, affedersin ama senin ne gibi bir önemli işin olabilir ya? Abi sen de yakına kuyrukla gitme ya. Önemliydi işte, vallahi önemliydi baba ya. Aha, bu an ne demeli? Ha? Hadi sen patron adamsın, işine gelirsin gelmezsin. Bu dış kapının dış vandalı. İşe niye geç geliyor acaba ya? Cemal, bilip bilmeden konuşma. İlyas işe geç kalmadı. Benim verdiğim işi kovalıyor. Fazıl Bey, iş güvenliği için gerekenleri aldım. Bu da faturası, buyurun. Sağ ol oğlum. İlyas dur gitme. Gel benim odada bir çay içelim seninle. İsmet, hayırdır kardeşim? Ya abi, dün gece bir kavgada İlyas sağ olsun bana bayağı arka çıktı, yardım etti. Bir çay da mı ısmarlamayak yani? Ne kavgası lan? Ne işlere bulaştın gene? Fazıl Bey, İsmet'in bir suçu yok. Yani çocuk arkadaşlarıyla dün bir çay içmiş, sonra eve dönüyormuş. Evet, çay içtim, eve dönüyordum. Evet, sonra alkollü gençler çıkmış karşısına, laf atmışlar. O da dayanamamış tabii, karşılık vermiş delikanlı çocuk. Sonra olay büyümüş. Aynen böyle oldu babacığım. Sağ olsun İlyas da oradan kaçıyordu. Hemen yardıma koştu ya, vallahi hemen. Vah vah, tesadüfe bak la. Vallahi ben tek olsam direnirim zaten de adamlar çok kalabalıktı baba. Nasıl döveyim yani? Sağ ol oğlum. Ne demek Fazıl Bey? Ben de artık Göreçki ailesinin bir ferdiyim. İsmet de benim eşimin amcası. Birbirimize sahip çıkacağız tabii. Biz akrabayız. Olmaz olsun senin gibi akraba be. Cemal. Hadi gel. Bir çay içelim İlyas. Gel. Görüşürüz oğlum. Vallahi biz Cemal'le babama bir şey yapmadık. Senden yeterince konuştum Fatma. Biraz da Cemal'la sohbet edeceğim. Ara şunu. Gece konduya gelsin. Hadi. Burada konuşuruz. Niye gece konduya çağırıyorsun ki ne? Burada olmaz. Sen dediğimi yap. Hayırdır anne? Gene ne getirdin beni buraya ya? Nereye gidiyordun? Darlandım. İki tur atıp geleceğim işte. Darlanırsın elbet. Ulan az daha yakayı ele veriyordun. Senin yüzünden masum bir adamın günahına girdim. Ya anne sen niye içleniyorsun ki ne şimdi? Fikrin hayatı zaten hayat değildi ki. Memur adam işten eve, evden işe. Memuriyette ne uzayacaktı ne kısalacaktı. Fena mı oldu işte anne böyle? Yurt dışına gider. Bir dünyayı görür, ufku genişler. Ne yapacağım oğlum? Sen kime benzedin böyle bir oğlum? Ne ben böyleyim, ne babam böyle. Sen ne kadar vicdansız, ne kadar ahlaksız bir adam oldun ayol. Anne sen niye böyle diyorsun ki ne ya? Vallahi bak benim de içim kan ağlıyor ya. Sen merak etme, şu mesele bir kapansın. Ben Fikri'nin ailesine el altından yardım edeceğim. Hem Fikri'nin adını polise biz mi verdik? Yok, günahı Asibe'nin boynuna işte. Değil mi Cemal? Ya öyle tabii anne. Ya ne olacaktı? Ya sen bir üzülme ya. Kurban oldum. Hadi bir üzülme. Hadi bir rahat ol ya. Hadi bir dolanayım da gelin. Mavi neyin görmesin? Kız, bu Asibe bizi niye çağırdı gecenin yarısı gece konduya ya? Konuşacağım dedi vallahi. Vallahi hayatımız anamın iki dudağının arasında. Git derse gideceğiz, gel derse geleceğiz. Allah Allah.
Hayırdır Asife teyze? Ne çağırdın bizi gecenin bir yarısı buraya ya? Kapıyı niye kilitliyorsun ki ne? Kız kesecek mi yoksa bizim? Ha? Ya ne dönüyor, bir şey anlatsana. Aa. Geberteceğim sizi. Allahsızlar! Bunu ne yapıyorsun? Sen mi öldürdün lan? Ne oldu bu? Söyle! Sen mi öldürdün? Allah! 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 Lan bunu kim öldürdü lan? Açma teyzeyi. Barış! Cezanın üstüne Allah seni. Cezanın üstüne. Barış! Barış! Allah! Allah! Kırdın kolumu, karadın. Konuş lan, konuş. Ama anlatacağım, dur anlatacağım. Konuş, konuş. İkinizi de döve döve öldürürüm yoksa. Konuş. Tamam, konuşacağım. Babam o gece bizi bahçede gördü. Kazmayı aldı, eline Cemal'ı saldırdı. Cemal da kendini savundu. İtiştiler. Sonra kazma düştü elinden. Sonra tekrar Cemal'a saldırdı. Sonra Cemal da onu itince... kazma da üstüne düştü. Kafası kanadı. Yemin olsun kazaydı bak. Vallahi billahi kazaydı Hasbi teyze. Ben kendimi koruma maksatlı yani. Kazma! Kazma! Sen öldürmüşsün kazmayı! Sen öldürmüşsün kazmayı! Yani Türkçe söylüyorum, kazaydı ya. Hasbi teyze yemin olsun ya. Bak ben Mahmut amcaya bir şey yapmadım bilerek isteyerek ya. Sen onun iteledi dediğine bakma. Ben bir çölme taktım adamcağıza ya. Yanlışlıkla düştü kazmaya geldi kafası. Yanına vardık baktık ki ölmüş. Yani öyle olunca korktuk, bir şey diyemedik. Yemin olsun bir kasıt yoktu ya. Bilerek yapmadık, kazaydı. Ne işlere olmadı? Öldürdün işte adamı, öldürdün. Sen öldürdün işte lan. Adam. Öldürdün. Sen nasıl yaptın? Sen nasıl yaptın? Nasıl geldin zımarıp yattın burada? Adam oralarda ölmüş yatıyor, nasıl ses etmedin? Allah cezanı versin. Allah ikinizin de belasını versin. Teneşillere gelin inşallah. Bana bak. Bence Mahmut'un katili siz dersin. Oh. Oh. Allah'ın cezaları. İkinizi de teneşillerde koruyayım inşallah. Kısa Siva abla, müzik sesleri benim eve kadar geldi. Eğlence mi var? Hasibe abla, ağladın mı sen? Mahmut, bu havaları pek severdi. Dinip dinip içlendim işte. Hadi Acer, hadi anam evine yürü. Deli midir, manyak mıdır, nedir bu anam? Nasıl ayakta uyuttular? Nasıl aptal yerine koydular? Bir de ben bu Cemal'ın çocuğuna yardım ediyorum ha. Ben niye öyle bir şey yapıyorum ki?
Ne ara evlendin ya? 40 yıl düşünsem göreçkilerden kız alacağın aklıma gelmezdi. Mutlu musun bari? İyiyim kardeşim, sıkıntı yok. Şirkette de işe girmişsin. Bütün mahalle seni konuşuyor. He, öyle oldu vallahi. Ne tuhaf insanlar var ya. Şaşırdım kaldım vallahi. Dün bir kadın geldi, Safiye Göreçki. Yanında da Hasibe diye biri var. Neymiş? Sözleşme yaptıracaklarmış. Safiye kızımı kocasından boşan, ben de senin kızını eve vereyim diyor. Millet kafayı yemiş ya. Ayırmaya çalışıyorsun bize. Anca rüyanızda görürsünüz. Kardeş, ben kaçayım artık, evden beklerler. Tabii, yeni evlisin. Git. Eyvallah, afiyet olsun. Tabii. Ulan karı diye elimi kaldırmadım. Yoksa var ya, ben onu eşek sudan gelinceye kadar... He! Babamı öldürdün yetmedi, anamı da mı öldüreceksin? Kadın bizi burada kesse yeri be. İşte anıma tukurayım ben de seninle ortak olduğum için. Keşke o gece ambulansı arasaydım. Bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Babam da hayatta olurdu. Lan Mahmut amcanın da ölesi varmış. Ne var yani? Biz ölüme ettik onu. Yeter lan. Bak Hasibe de sen de bu saate kadar çenenizi tuttunuz. Bu saatten sonra da tutacaksınız. Bu sırta bizim ne mezara gelecek? Yeter lan beynimi yediniz. Yeter ya. Bana ya lan. Ana. Hasibe teyze, hayırdır, bir şey mi oldu? Yok annem, bir şey yok da benim seninle az konuşmam lazım. Hayırdır? Sen niye sokaktasın bu saatte? Mücella teyze çekirdek istedi de onu almaya gittim bakkala. Anne de o kadına kızım. O senin kocanın anası. Kim bilir ya? Belki sen onu benimsemedin diye kadın ters gidiyor sana. Kim bilir? Belki İlyas da sağ ondan yanaşmıyor kuzum. Anamı sevmeyen beni de sevmiyor diye düşünüyor olabilir bu çocuk. Ya ben sağ dediklerimden gerçekten çok acı çektim be yavrum. Vicdanım sızladı yeminle. Neden ki? Ay neden olacak? Ya İlyas seni sevmiyor falan diye kulağına su kaçırdım ya ondan işte. Olur mu öyle şey? Hiç olur mu? Bu çocuk senin aşkın için o koskoca Göreçki sülalesinin karşısına aldı. Ölümleri göze almış senin aşkın için. Hiç olur mu öyle şey? Ya ben öyle saçma sapan konuştum. Yavrum, yavrum, yavrum. Sen sakın yuvanı yıkma he mi? Kocana sımsıkı sar. He mi yavrum? Bana hiç sevgisini belli etmiyor ama. İder, ider. Merak etme. Acık zaman tanı. Sabırlı ol, tamam mı? Tamam. De hadi git, git evine. Gel çay içelim. Aa yok yok. Ben gideceğim şimdicik. Hadi hayırlı geceler. Sana da. Hı. Yengem. Demek annenin rızası olmadan içim rahat etmez dedi, öyle mi? Ay İsmet, bakar mısın? Benim şu an bütün tüyler diken. Ay ne kadar asil bir davranışta bulunmuş ya. İsmet, yengem. Gerçekten Pembe senin dediğin gibi evlenilecek bir kızmış yani. Ya öyle de. Annemi ne yapacağız ya? Annem hayır dedi mi katiyen başka bir şey demez. Ya Nuh der, peygamber demez ya. Ben ne yapacağım yenge? Ne demek ne yapacağım canım? Aa, Sevda ne yaptıysa senin de aynını yapacaksın. Oğlum sende Sevda kadar yürek yok mu? Bak, kız aşkı için bütün ailesini karşısına aldı. Sen de alacaksın Pembe'yi karşına. Aha, yüzüğü de takacaksın parmağına. Öyle de olmaz ki ya. Vallahi annem delirecek. Babam kafayı yiyecek. Canımı okuyacak ya. Aman geç bunlar İsmet, geç. Oo, onlar neler sineye çektiler. Sen merak etme. Pembe'yi de gelin olarak kabul ederler. Ama yok. Yengecim, benim cesaretim yok. Ben korkuyum diyorsan orasını ben bilemem canım. Zaten Cemal abin her zaman söyler. İsmet azıcık ödlektir diye. Her zaman olduğu gibi bu konuda da kocam haklı. Ne? Ne diyor, ne diyor Cemal abim, ne diyor? Ödlek. Ödlek diyor ha? Bak,
Var ya, siz alayınız beni yanlış tanımışsınız. Ben kafaya bir şey taktım mı yengecim? Sen iyi bakar mısın? Rica ediyorum. Kafaya bir şey taktım mı yaparım. Pembeyle evleneceğim dediysem ki dedim, evleneceğim. Takacağım yüzüğü onların parmağına. Kimsenin ne dediği benim için önemli değil. İyi, aferin. Erkek adammışsın İsmet, bravo. Cemal abime bak sen ya. Allah Allah ya. Doğan mı çocuğa uyandıracaksın? Vurmayacaksın değil mi ana? Elimi bile sürmem sana. O derece tiskiniyorum senden artık Fatma. Seni artık burada istemiyorum. Bu konaktan defolup gideceksin. Ben nereye gideyim? Gecekonduya gideceksin. Hemen şimdi gidiyorsun. Hazırladıydın ya eşya. Al, hadi yürü. Tamam ana. Sakın bir daha bana ana deme. Ne diyor? Çocuk benden kalacak. Ne? Senin gibi ahlaksız bir insanla büyümesini istemiyorum torunumun. O bana evladımın emaneti. Sadece sen defolup gideceksin. İlyas. Merak ettim seni ama arkadaşların nasıl diye rahatsız etmek istemedim. Düşünceli karım benim. Sevda. Çok güzelsin. Kızımız olursa sana benzesin istiyorum. Kızımız mı? Evet. Ben senden bir çocuğumun olmasını istiyorum. Hadi odamıza gidelim. Artık ayrı yatmak yok. Anne. Anne. Yengem neden gece konduya gitti ki? Orayı tekrardan kiraya vereceğim de ortalığı temizleyip toplasın diye yolladım. Ha, iyi tamam. Haydi bakalım. Gözünüz aydın canım. İsmet yüzük almış. Ah. Lokantaya da yer ayırtmış. Oldu bu iş. Gerçekten mi? Evet. Anne duydun mu? Duydum anne. Ay duydum. Var yüzümüz gülsün be kızım. Benim yüzüm ne zaman gülecek Asibe? Ele kulağında Safiye. Birkaç güne kızım bavulunu toplayıp konağa gelir. Merak etme. O kadar yakın yani. Güven bana. Ay bir kadınlığım inşallah. Evet. Ve
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mavi, diyorum ki çayını iç, biraz dışarı çıkalım. Hava alırsın. İyi gelir sana. Olur, çıkalım. Bak, bu tam bize göre. Diyor ki, birbirinize söyleyemediğiniz şeyleri kağıda yazın. Sen başını okumadın galiba. İlişkinizi sağlam temelleri oturtmak istiyorsanız aranızda sır olmamalı diyor. Evet, doğru. Bak ben burasını atlamışım. Neyse canım. Ben sana zaten güveniyorum. O kadar güvenme. Benim de sana söyleyemediğim şeyler var. Ne gibi mesela? Sır. Senin benden sakladığın hiçbir şey yok mu? Var. O da benim sırrım işte. O zaman şöyle yapalım. Dergide dediği gibi yapalım. İkimiz de birbirimize söyleyemediklerimizi bir kağıda yazalım. Sonra? Sonra rüzgara bırakırız. Rüzgar da bütün sırlarımızı alıp götürür. Vay be. Benim ne tuhaf bir karım varmış. Aa, bir kere bu ilk senden çıktı. Sen benden daha tuhafsın. Öyle olsun. Yazalım o zaman. Yazalım. Kağıt benim. Sen de buraya yazacaksın. Yaz bakalım şu büyük sırrını. Bak gelip bakmak yok ama. Tamam tamam. Yani o kadar özel bir şey mi yazacaksın bana? Evet. Kendimden bile saklamaya çalıştığım bir şey. Hayırdır? Bir akrabanın düğünü falan mı var? Nereye böyle iki dirhem bir çekirdek? İsmet'le yemeğe gideceğiz. Konuşacak bazı özel meselelerimiz var da. Kız İsmet'in seninle ne özel meselesi olacakmış? Canım. Bakmaz o sana. Dalga geçmiştir yine. Sen boşuna bekliyorsun böyle kapı önlerinde falan. Sen öyle san Gülizar. İsmet. Evet, buyurun. Pembe bir rüya görmüş de bana onu anlatıyordu. Güya siz birlikte yemeklere falan gidecekmişsiniz. Evet. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Hadi hadi çekil önümüzden. Naş yukarı. Ya da dışarı ne alteracaksan işte. Hadi gel pembeciğim. Restoranda rezervasyon yaptırdım. Geçmeyelim değil mi? Safiye abla, şok oldum ben şimdi. Bu
Varoş, Pembe ile İsmet yemeklere falan gidiyorlar. Evet, gidiyorlar canım, evet. Onların aralarında böyle bir elektriklenme oldu. Hatta kontak yaptı kız, yanıyorlar. Nasıl olur böyle bir şey ya? Yani şimdi İsmet o Pembe'den gerçekten hoşlanıyor mu? Evet canım, ne oldu? Zoruna mı gitti Gülizar? Pembe güzel kız. İşveli, cilveli. Ya ne oldu canım? Kaçan balık büyük oldu diye mi dertlendin? Ne alakası var ya? Bak Safiye abla, lütfen gülme. Gülme bak, vallahi bozuluyorum ha. Aman iyi kız, hoş geldin. Gel otur, otur. Otururken de azıcık bozul bakayım nasıl bozuluyor. Eskiden senin yüzüne baktıkça abimi hatırlardım. Yüreğim öfkeyle, nefretle şişip kabarırdı. Ama şimdi sen benim gözlerimin içine bakıyorsun ya, mavi diyorsun ya, içimden kuşlar havalanıp sana doğru uçuyor. Yapma mavi, o abini öldürdü diyorum. Yüreğimi yeniden kas katı yapmak istiyorum sana karşı. Ama olmuyor. Ben sana aşık oluyorum Ali. Kendimden utanarak seviyorum seni. Seni ilk gördüğüm, hatta ilk mektubunu okuduğum andan beri aşığım Mavi. Sen de beni seviyorsun, biliyorum. Ama kelimeler ağzından çıkmıyor. Keşke duvarlarını yıkabilsem. Sana abini benim öldürmediğimi söyleyebilsem. Mavi, ben katil değilim. Kimseyi öldürmedim. Evet, ben bitirdim. Ben de. Peki ne yazdın? Al oku istersen. Şaka yaptım, okutur muyum hiç? Anlaşmamıza sadık kalacağız Ali Bey. Dediğimiz gibi. Okumadan rüzgara savuracağız. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Ne yapıyorsun be teyze? İyiyim kızım. Sen nasılsın? Maşallah, pek iyi gördüm seni bugün. Ay çok mutluyum çünkü Asibe teyze. Hani sen bana dedin ya, kocanı kaybetme, o seni seviyor diye. He dedim. Gerçekten seviyormuş beni. Ya. Biz dün gece... Ah, anam. Ne diyorsun kız? Ay kız. Bak vallahi bana malum olmuş he. Kız ben ne kadar iyi yüreklı bir kadınım ha. Ay gerçekten öylesin Asibe teyze. Gerçekten öyleyim. Gel kız, öpeceğim seni. Ay kuzum. Ay, anne. Maşallah. Ay kuzum. Hoş geldin yavrum. Oh, bebeğim hoş geldin canım. Kız bana bak Sevda, ne oldu? Yoksa boşanmaya mı karar verdin? Konağa geri mi döndün annem? Ay ne alakası var anne ya? Biz İlyas'la çocuk sahibi olmaya karar verdik. Ne? Çocuk sahibi olmaya mı karar verdiniz? Annem, kız yavrum, ne diyorsun sen, delirdin mi? Hasibe! Anne, Hasibe teyzeyi rahat bırakır mısın? Ben mutluluğumu ona borçluyum. Dün gece gelip bana evliliğine sahip çık, yuvanı yıkma dedi. Yoksa az kalsın İlyas'ı terk edecektim. Ne dedi, ne dedi? Evliliğine sahip çık. Yuvanı dağıtma mı dedi? He? Hasibe, sen benimle dalga mı geçiyorsun kız? He? Bana bak, yemin ediyorum elimde kalırsın. Dalga mı geçiyorsun? Beni delirtme Hasibe! Safiye! Yuva yıkanın yuvası olmaz. Yuva yıkmak çok günah bir şeydir. Bak hanım bak.
Ben de giden ağız evladım var. Ben vazgeçtim. Sen ne diyorsun ya? Ha. Yuva yıkmak çok günah öyle mi Asibe Hanım? Günah. Sen dur. O zaman yalan yere seni seviyorum deyip insanları kandırmak da çok günah. Dur ya ben şu İsmet'i bir arayayım da herkes gerçekleri öğrensin. Yapma anam yapma. Bırak. Kapalı. Allah kahretsin ya. Ama sen dur. Ben onların nerede olduğunu biliyorum. Ben bu oyunu bozarım Hasibe. Ben bu oyunu bozarım. Anne ne oyunu ya? Nereye gidiyorsun? Safiye dur kız. Dur kız. Çocuklar kavuşsun yapma Safiye. Safiye. Ay bırak. Dur kız. Heh. Anam dur bırak. Kız. Anam bırak dur Hasibe. Lan sen benim kızımın istihbaline evliliğine engel olamam. Sen daha dur. Ben neler yapacağım? Bu evlilik olmayacak. Olacak. Olmayacak. Olacak. Ha? Olmayacak. İsmet de benim damadım olacak. Olacak işte olacak. Sen daha çok bekle Nasibe canım. Anam. 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 Gel lan buraya. Anam. Anam deli. Bana bak şu gelen kadını tutun. Arkadan gelen tut. Anam tut arkadan gelen kadını tut deli. Yeminle deli canım. Ben... Lan ben ne tutuyorsunuz deli olan o? Bak onacık ahlın olsan gidik. Konaktan kaçtı, alıp onu geri götürmem lazım. Ya bırak! Şunu bırak ya! Safiye gel kızım! Gel kızım! Koçum, bakar mısın? Buyur efendim. Biz tatlıyı alalım. Ya keşke menü isteseydik. Bak şimdi kafasına göre tatlı getirecek. Ya relax. Relax bebeğim ya. Buranın özel bir tatlısı var. Ben önden geldim onu söyledim. Onu bir ye de bayılacaksın bak o kadar diyorum. İsmet. Bana bebeğim dedi. Evet dedim galiba. Tatlı gelsin de. Sağ olasın. Hadi ye. Küçük küçük. Küçük küçük ye ki boğazında kalmasın. Güzel mi? Ye bakalım. Böyle küçük küçük ye. Bırak! Bırak kız bırak! Bırak! Asibe bırak diyorum bırak! Ne oluyor ya? Bunların ne işi var burada? Bozacağım Allah canını almayayım. Bırak beni Asibe. Artık o kıyaydan çıktı. Bana engel olamazsın canım. Olacağım. Ana. Ah kız bırak diyorum. Ay. Anacığım. Ay. Asibe. Ah. Pembe. İsmet yavrularım. Kaçın kurtarın kendinizi. Bu Safiye kudurdu. Hadi yürüyün. Anne ne oluyor? Kız ne duruyorsunuz? Al çocuğu kaçsana. Taktın mı yuksuyu taktın mı? Yok takmadım. Allah ya. Dur! Nerede? Anam yüzük nerede? Nerede yüzük nerede? Ya nerede olacak tatlının içinde? Anam ya, burada mı? İsmet, ya yenge! Ne yapıyorsun ya? Anam buldum! Kız bırak! Ya sen ay, niye buldun? Ben bulacaktım onu! Bir, o benim kızımın yüksüğü! Kız bırak da! Aa! Ay! Ay! Tak bana. Takma. Bırak diyorum. Bırak takma. Tak. Tak. Ya yenge ne yapıyorsunuz ya? Ya. Delirdiniz mi? Herkes bize bakıyor ya. Şu an ben senin hayatını kurtarıyorum yengem. Aha bu pembe var ya sana gerçekten de aşık değil. O hülyalı hülyalı bakmaları. Efendim o böyle yemek yememeleri falan her şeyler numara İsmet ben yaptım ya. Ne? Nasıl yani? Yengem bak şimdi aha biz bu Hasibe'yle anlaşma yaptık tamam mı canım? Sevda ile İlyas'ı ayırması karşılığında ben de aha bu pembe ile senin aranı yapacağıma söz verdim. Ama bu cadı vazcaydı. Gene mi numara yaptınız lan? Sana inanan da kabahat zaten. Bak vallahi beni de zorladılar ya.
Sana yemin ederim bugün ben de sana karşı bir hoşlantı oldu. Bak yemin ederim. Tamam. Kes. Tamam. Kesme İsmet'im, kesme. Elen türüğünü kesme yavrum. Aşkından vazgeçme güzel oğlum. Aa bak, Pembe Dede sağa karşı bir hoşlantı başlamış bugün ya. Ya hepiniz mi manyaksınız be? Tamam yeter. Çekilin gözümün önünden. Hepinizi sildim. İsmet! Yengem açıklayabilirim canım. Ya rezil oldum ya, rezil oldum. Al sana evlilik kasibe. Ya bravo ya. Benim içimdeki şirreti bile ortaya çıkardın ya. Gerçekten bravo. Sen bravo. Yürü gel. Hadi be. Be. Yengen! Allah'ın cezası. Kı. Pembe. Anam. Bu İsmet hesabı ödemiştir değil mi? Şimdi intikam almak için bize kilitlemesin ya faturayı. Anne bir sus artık yeter ya bir sus. Bağırma annem. Ha, insanlar yemek yiyor ya. Deyince aynı anda atıyoruz, tamam mı? Tamam. Önce buruştur. Bir, iki, üç. Evet. Tamam, hadi gidelim artık. Burası biraz esiyor. Hasta olursun sonra. Bakalım sırrın neymiş Ali Bey? Mavi! Mavi gel buraya. Mavi söz vermiştik. Okumayacaktık. Mavi. Mavi. Gel buraya. Bana bak. Söz vermiştin yapamazsın gel. Ya nerede bu mektuplar ya? Ha? Mavi. Sakın okuma. Sakın. Bakalım benden ne saklıyorsun? Ver onu bana. Bilmemi istemediğin ne yazdın bu kağıda? Biz de konuştuk. Söz vermedik mi? Okumayacağız demedik mi? Ver onu bana. Ya... Ver. Ver onu bana. Amma korktun ya. Bak şimdi daha çok merak ettim.